Aa, demek buradasın Layla. Her yerde seni arıyordum. Merhaba Polly. Sayfamın yeni tasarımını şimdi bitirdim. Havuzun yanında biraz serinleyeyim dedim. Kulağa hoş geliyor. Havuzda bana katılmak ister misin? Aa, şimdilik böyle iyiyim. Sağ ol Pol. Şişme yatağa ne dersin? Sadece serinlemek istiyorum. Havuzda süzülmekten daha serinletici bir şey yoktur Layla. İyi eğlenceler. Şelaleye girmek ister misin? Serinlemek isteyeceğini düşünüyorum. Çünkü uzun zamandır orada yatıyorsun. Yeni sayfam üzerinde çok uzun süre çalıştım ve bu yüzden çok yoruldum. Ama sen keyfine bak. Tamam. Ama bana katılsan çok daha eğlenceli olurdu. Buna karşı koyamayacaksın. Bu jacuzziye ne dersin peki? Ben çok isterdim ama olduğum yerde öyle rahatım ki. Layla, yüzmenin seni gerdiğini biliyorum. Ama gerilmene hiç gerek yok. Ben buradayım. Sana hiçbir şey olmayacağından hep emin olabilirsin. Hiçbir zaman iyi yüzemedim. Büyük bir küvet bile beni korkutuyor. Korkuları yenmenin zor olabileceğini biliyorum. Ama bunu yavaş yavaş aşarak üstesinden gelebiliriz. Alıştığında çok keyif alacağından eminim. Bana her zaman yardım edeceğini biliyorum. Öyleyse dondurulmuş yoğurt alıp şişme yataklara binelim. Nasıl hissediyorsun Layla? Ben hala biraz gergin ama dondurulmuş yoğurdun iyi geldiği kesin. Bence şişme yatak konusunu hallettin. Şimdi jacuzziye girme zamanı. Bunu söylemem gerek. Şezlong'dan daha rahat bir yer bulabileceğimi sanmıyordum. Ama bu bir rüya gibi. Biliyorum. Neredeyse uykuya dalacağım. Hayır, onu yapamayız. Açık dalga havuzuna gitmeliyiz. Çok yoruldum. Bu dalgalar beni tüketti. Ben içecek barında dinleneceğim. Katılmak ister misin? Sen git hadi. Ben biraz daha yüzmeye çalışacağım sanırım. Bu şelale çok serinletici. Harika. Yendim. Bu cidden inanılmazdı. Yapılmış en iyi film. Çöl sayesinde Millie'nin geldiğini fark etmedikleri kısmı çok sevdim. Rako'nun Zator gezegeninden Panzehir'i getirdiği kısım da süperdi. Ve insan ırkını kurtardı. Keşke tekrar izleyebilsek. 2 hafta boyunca başka biletleri kalmaması çok kötü. Oh, merhaba Nicholas. Nasıl gidiyor? İyi, sağ ol. Bu lezzetli sosislinin tadını çıkarıyorum. Acaba... Vay, kızlarının yeni filmini yeni izledik. Bir harikaydı. Evet, değil mi? Birkaç gün önce izledim. Görsel efektlerine bayıldım. Bir gün ben de buna benzer bir şey çekeceğim. Nicholas, bir fikrim var. Böylece filmi sinemaya gitmeden tekrar izleyebiliriz. Nasıl?
ulaşın da size tüm detayları anlatayım. Evet! Onu geri ver. O dünyaya ait. Bu uzay gemisi sahnesinde harika görünecek. Filmi 145 günde çektiklerini biliyor muydunuz? Bu blokta çoğu sahne arkası hikayesi anlatılmış. Merhaba. Yeni Vay Kızlar nasıl? Filmimizi çekmeye başlamaya hazır mısınız? Evet. Ben buna hazır doğdum. Bunu yaptığımıza çok memnunum. Çok eğlenceli olacak. Hadi yapalım. Tamam. Kaptan Rako, repliği bir kez daha alalım. Haklısın. Daha ikna edici olabilirim. Yine deneyeceğim. Ve oyun. Polly, sence makyajımı düzeltmeli miyim ha? Ne dersin? Layla, harika görünüyorsun. Tamam Layla. Şimdi karaktere girmelisin. Takip ediliyordun değil mi? Evet evet. Uzaylılar peşimde ve çarpışma her an gerçekleşebilir. Sanırım şimdi anladım. Evet. Güzel. Ve oyun. Bu harikaydı Polly. Sanırım filmin tüm ana sahnelerini çektik. Evet. Tüm kayıtları düzenlemem birkaç günümü alacak. Ama sanırım haftaya premier için buluşabiliriz. Evet lütfen. Nasıl göründüğümüzü izlemek için sabırsızlanıyorum. Haftaya cumartesi saat 6'da benim evde. Orada olacağım. Ben de. Minik Kızlar premier filmine hoş geldiniz kızlar. Evet. Çok heyecanlıyım. Müziği şimdiden sevdim. Şşş. Film başlamak üzere kızlar. Sonunda. Bu hafta sonu biraz eğlenmek için sabırsızlanıyordum. Günü kumdan kale cennetinde geçireceğimize inanamıyorum doğrusu. Evet. Bu bölgede dünyada bulabileceğin en nadir deniz kabukları bulunuyor. Deniz kabuğu koleksiyonum için harika olacak. Koleksiyonumla ilgilenmek için biraz sessiz zaman buldum. Hazine olacağını düşünmemiştim. Deniz kızı yüzüğü en nadir deniz kabuğunda. Ha? Bu da ne demek? Shani, bunu denemelisin. Bunlara binmek çok eğlenceli. Belki başka bir zaman. Sanırım bir deniz kızı yüzüğü bulmuş olabilirim. Yüzük mü? Ne tür bir yüzük? Yüzükleri çok severim. Yani bilmiyorum. Parşömende öyle yazıyor. Parşömen mi? Hangi parşömen Shani? Sahilde deniz kabukları toplarken bu parşömeni bir hazine sandığında buldum kızlar. Bu gerçekten harika. Anlamını biliyorsunuz değil mi? Hazine avına çıkıyoruz. Net olacaksak yüzük avı. Hadi ayrılalım. Böylece daha hızlı ararız. Harika fikir. Shani, gidip sahili aramayı ister misin? Evet kaptan. Ben gidip evin oraları arayacağım. Belki yüzüğü odalardan birinde gizlenmiş halde bulurum. Güzel. Ben oradaki tekneye bakacağım. Altında olabilir. Herkese iyi şanslar. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok.
Burada bir şey yok. Ah, vay canına, bu ne güzel bir resim. Hah, hem de bir deniz kızı. Yüzük yakında olmalı. Oh, merhaba dostum. Buralarda parlak bir yüzük gördün mü? Ben de öyle düşünmüştüm. Yine de sağ ol. Yüzük görmedim. Sen bir şey buldun mu? Ben de bir şey bulamadım. Ama dost canlısı bir Yunus'la karşılaştım. Peki sence Layla bir şey bulmuş mudur? Onu bulup öğrenelim hadi. Merhaba Layla. Kestirmen nasıl gidiyor? Aa, üzgünüm kızlar. Hızlıca kestirmek için buraya geldim. Şu yüzük avı beni biraz yordu da... Yüzüğü bulmak konusunda işin yaver gitmiştir diye düşündük. Gördüğüm tek yüzük rüyalarımdaydı kızlar. Ya yüzük çoktan bulunduysa? Bu neden henüz bir şey bulamadığımızı açıklar. Yüzüğün çoktan bulunmuş olması mantıklı. Neticede parşömen çok eski görünüyordu. Belki de haklısın. Meşhur bir kaşif tarafından bulunmuş olmalı. Ona ilk bizim bulacağımızı düşünmek çok saçmaydı, değil mi? Hey! Bu dünyanın sonu değil. Önümüzde birlikte geçireceğimiz harika bir hafta sonu var. Hem de dünyanın en güzel evlerinden birinde. Bunu unutmayın. Evet, iyi dedin Polly. Gidip tekrar deniz motorlarına binmeye ne dersin? Tamam. Bu sefer önce mayomu giyeceğim ve plajda size katılacağım. Bu odadaki gardırop nerede peki? Bu şifonyer sandığı olmalı. Çok tuhaf. Aa, kızlar, kızlar! Onu buldum! Layla, sen harikasın. Ne inanılmaz bir buluş. Bu hayatımdaki gelmiş geçmiş en güzel gün. Tamam Bonita, hazır mısın? Unutma, sana Presto Bonita dediğimde sihir zamanı. Bayanlar ve baylar, şimdi karşınızda falan filan falan. Birkaç saniye içinde yok olacak falan filan falan. Presto Bonita. Tada! Muhteşem Bonita nereye gitti? Aha! Sihirli kelimeleri tekrarladığımda o yine... Şşt! Bonita, sessiz ol. Numarayı bozuyorsun. Ha, bu sefer çok yaklaşmıştık. Endişelenme Bonita, haftaya yılın sihirbazı gösterisine kadar becereceğiz. Sadece ikinci kısımda sessiz olmalısın. Bir kez daha deneyelim mi? Sihir gösterisi mi? Evet tabii, sana destek olmak için geleceğiz. Bu yılki gösteriye yeni bir numara hazırlamana sevindim. Evet, mükemmel. Nicholas'a da söylerim. Orada görüşürüz. Gelecek yılki gösteriyi bekleyecek sanıyordum. Sanırım Bonita ile yeterince prova yapmış. Kendine oldukça güveniyor gibiydi. Belki de ona yardım etmeliyiz. Ne olur ne olmaz. Ama nasıl? Bir fikrim olabilir. Geldiğiniz için teşekkür ederim millet. Ben çok gerginim. Endişelenme Layla. Harika olacağına eminim. Seni desteklemeye geldik. Evet, çok doğru. Her şey iyi olacak. Bayanlar ve baylar, kızlar ve oğlanlar, karşınızda tüm zamanların en harika ve tatlı hayvanı, tüylü dostum ve sihirli canlı tavşan Bonita. Bu sihirli gösteride Bonita biz üçe kadar saydıktan sonra ortadan kaybolacak. Lütfen sevgili seyirciler, benimle birlikte sayın. Bir, iki, üç. Presto Bonita. Tada! Muhteşem Bonita nereye gitti? Aha!
sözleri tekrarlayınca geri dönecek. Hazır mısınız millet? Presto Bonita! Ha? Bonita? Neredesin? Aa, işte orada millet. Tavşan Bonita. Teşekkürler, teşekkürler sevgili seyirciler. Ne? Bu nasıl olabilir? Olamaz. Bonita'yı ikiye böldüm. Üzgünüm Layla. Bu kuklaların hiçbiri Bonita değil. Aa, ha? Polly, Shani, bütün bunlar ne anlama geliyor? Çok üzgünüz Layla. Bonita tekrar ortaya çıkmazsa diye yardım etmek istedik. Bize onun bazen farklı yerlerde ortaya çıktığını söyledin. Hem de bir dakika bile geçmeden. Numarayı doğru yapmanı istedik. Aa, kızlar, endişelenmeyin. Numaranın olmamasına üzülmedim. Sadece Bonita için endişeliyim. O nerede? Sanırım Bonita sonunda ortaya çıktı. Şey, Bonita, galiba bir daha sihir numarası yapacağımız zaman daha çok çalışmamız gerekiyor ha? Ne dersin? Bayanlar ve baylar, şimdi sahnede Littleton'ın en özel yetenekli şarkıcısı Shani! Shani, bu senin sıran. Üzgünüm kızlar ama çok gerginim. Daha önce kimsenin önünde şarkı söylemedim. Hey! Biz kimse değiliz Shani. En iyi dostlarınız senin. Bir fikrim var. Hadi bir de şunu dene. Belki bizi görmemen işe yarar. Tamam. Bir daha deneyeceğim. Bayanlar ve baylar. Falan filan falan filan. Şimdi karşınızda Shani. Hadi Shani. No. Aa, üzgünüm Shani. Belki de havlu çok da iyi bir fikir değildi. Sorun değil. Denediğiniz için sağ olun kızlar ama yararı yok. Bu geceki büyük balodan önce gerginliğimi üstümden atamayacağım kesin. Sadece rahatlamana yardım etmeliyiz. Bu harika bir fikir Layla. Bence biraz rahatlatıcı bir tatil Shani'nin rahatlaması için gereken şey. Evet, tatilleri severim. Plaja gidebilir miyiz? Hayır dur. Gidip havuz başında serinleyelim. Kayak da eğlenceli olabilir. Bilmiyorum kızlar. Pratik yapmam gerekmiyor mu? Şaka mı yapıyorsun? Tam bir süperstar gibi şarkı söylüyorsun. Bekle bir dakika. Sen bunu nereden biliyorsun? Daha önce sizin yanınızda şarkı söylemedim, değil mi? Değil mi? Şey, Polly ve ben geçen gün sen pratik yaparken küçülüp dinlemiş olabiliriz. Ne yaptınız? Üzgünüm Shani. Sadece şarkı söyleyişini duymak istedik. Hadi bakalım. Eğlence ve rahatlama. Biz geliyoruz. Minik gücü. İşte bitti. Aşırı havalı kumdan bir kale. Eğlenceliydi. Bu geceyle ilgili hala çok gergin hissediyorum. Peki, neden kayak merkezinde serinlemiyoruz? Burası çok sıcak oldu zaten. Neredeyse mükemmel bronzlaşmıştım. Vay, ne müthiş bir kardan adam. Teşekkür ederim, ona kıyafet tasarlamayı düşünüyorum. Daha iyi hissediyor musun Shani? Biraz. Sadece o insanların önünde şarkı söyleyeceğimi düşünmeden edemiyorum. Ya bana gülerlerse? O zaman karşılarında bizi bulurlar. Hadi, gerçekten rahatlayacağımız bir yer biliyorum. Harika değil mi? Havuzda süzülmek kadar rahatlatan bir şey yok. Gerçekten de huzurlu. Geliyorum. Polly, rahatlatıcı olması gerekiyordu. Sorun değil. Galiba biraz daha iyi hissetmeye başladım. Bu harika. Oo, saate bakar mısınız? Gitsek iyi olacak. Yoksa geç kalacağız. Yararı yok Polly. Bunu yapamam. Sinirlerim yine gerildi. Endişelenme. İnanılmaz olacak Shani. Yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? Biz mi? Ama siz sahneye çıkmıyorsunuz. Evet, çıkıyoruz. Biz senin güzel vokalistleriniz.
Seni oraya yalnız başına göndereceğimizi düşünmedin öyle değil mi? Oh, teşekkürler kızlar. Siz en iyi dostlarsınız. Bayanlar ve baylar, şimdi karşınızda Johnny ve Pocket'lar. En iyi dostlarımla havuzda içeceğimi yudumluyorum. Cumartesi dinlenmek için ne harika bir yol. Öyle değil mi? Bu şişme flamingonun üzerinde ebediyen süzülebilirim. Ve bu meyveli içecekler çok lezzetli. Harika. Ayrıca bizim için faydalılar da. İstediğimiz kadar içebiliriz. No! Dalga havuzunu açtığını söylememiştin Polly. Açtığımı sanmıyorum. Bu her neyse gerçekten rahatlatıcı. Dalga makinesini etkinleştirmediğine emin misin? Elbette eminim. Hey, bu çok eğlenceli. Tıpkı okyanusta olmak gibi. Galiba gidip bir içecek daha alacağım. Yoksa bu sallantı yüzünden midem bulanacak. Bana da karpuzlu bir tane. Dalga kontrolden çıktı. Siz iyi misiniz? Evet, iyiyiz. Ama bu sallantıya neden olan her neyse bir açıklaması olmalı. Şu karmaşaya bir bakın. Acaba onun bu sallantıyla bir ilgisi olabilir mi? Kesinlikle. Gidelim buradan. Oh, hayır. Sadece iki kişilik yer var. Sorun değil. Siz kaçın. Bu dinozorla kozlarımı paylaşacağım. Hey! Buradayım. Aa, hayır, olmaz. Kimse dostlarımı yiyemez. Teşekkür ederim Bay Kelebek. Aa, bu arada kanatlarınıza bayıldım. Ne kadar güzel renkler. Polly, güvendesin. Senin için çok endişelendik. İyiyim. Ama elimizde çok büyük bir dinozor sorunu var. Peki şimdi ne yapacağız? O kocaman şey etrafta dolanırken bir daha asla havuzu kullanamayız. Belki onu korkutup kaçırmayı falan deneyebiliriz. Onu korkutmak mı? O şeyin boyutunu görmedin mi? Bir dinozoru yenmek için fazla küçüğüz. Shani, işte bu. Hadi büyüyelim. Tamam. Herkes hazır mı? Hazırız. Hadi bakalım dinozor. Hey, nereye gitti? Belki de onu korkutmuşuzdur. Aa, hayır. Geri döndü. Kaçın. Durun biraz. O dinozor değil. Sadece Greg. Greg nedir? Greg kardeşimin evcil bukalemunu. Peki neden bizi yemeye çalışıyor? Bizi yemeye çalışmıyordu. Meyveli içeceklerimizin peşindeydi. Peki, en azından havuza geri dönüp rahatlayabiliriz. Evet, ama önce Greg'i Pierce'ın odasına geri götüreceğim. Yoksa hiç meyveli içeceğimiz kalmayacak. Layla ve Shani buraya gelmeden önce odamı toplamak zorunda olduğuma inanamıyorum. O kadar dağınık değil ki. Aa, bu çok sıkıcı. Bunu daha eğlenceli kılmanın bir yolu olmalı. Aha, işte bu. Belki bu dağınıklığı toplamak için quadcopter'den yararlanabilirim. Böylece aynı anda hem eğlenip hem odamı toplayabilirim. Minik gücü. İnsanlar
Onlar quadcopter kullanmadan odalarını nasıl topluyor? Vay! Bu raf çok pis. Tozu güzelce alınsa iyi olur. Burası inanılmaz görünüyor. Temizliğin bu kadar eğlenceli olacağını kim bilirdi? Buralarda temizleyebileceğim bir şeyler olmalı. Hey! Şu akvaryumun ovulmaya ihtiyacı var gibi. Minik gücü! Tamam, işte başlıyoruz. Bu çok zaman alacak. Nefesimi yeterince tutamıyorum. Başka harika bir fikir. Deniz altına dev bir süngere çevirsem nasıl olur acaba? Shani ve Layla'nın buranın ne kadar temiz olduğunu görmeleri için sabırsızlanıyorum. Burayı daha parıltılı gördüğümü hatırlamıyorum. Hiçbir yerde tek bir toz bile kalmadı. Peaches, hayır! Oo, şimdi ne yapacağım? Shani ve Layla gelmeden önce bu kirli pati izlerini temizlememe imkan yok. Ama... Minik gücü, yine başardın. Bu temizlik işi çok yorucuydu. Hızlıca havuza girecek kadar zamanım var sanırım. Shani ve Layla gelmeden önce biraz serinlerim. Minik gücü! Atlama zamanı! Polly, arkadaşların geldi. Aa, bir havlu alsam iyi olur. Hem